yeni bir yağmur suyu şebekesi yapıyoruz. Marina'nın orada bir plan tadilatı yaptık. Arkadaşlar yerleşmeyi Tekeköy'de de, Canik'te de, İlkadın'da da, Atakul'da da üst kotlara doğru çıkarıyor. Artık sahillerde yapılaşmayı yaymayacağız. Bu şehir hem Türkiye'ye hem dünyaya örnek olmalıdır. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Samsun gündemine dair açıklamalarda bulundu. Haliç Kongre Merkezi'nden sonra Türkiye'nin en kaliteli, en fonksiyonel kültür merkezini biz yapıyoruz. Kongre Merkezi'ni biz yapıyoruz. Üniversitenin oraya 50 bin metrekare. Değerli arkadaşlar, Makro AVM'nin projesi bitmek üzere. Müthiş bir kültür etkileşim alanı. 7'den 70 etkisi. Türkiye'de bir örneği yok. Yeni kültür merkezi projemiz başladı. Araştırma Hastanesi'nin yanında Büyükşehir Belediye Binası, Valilik, efendim, İdari Birimleri, Kültür Merkezi. Orada çok harika bir projeye de başlıyoruz. 10 telden 19 Mayıs'a kadar, Göztal'dan Hürriyet'e kadar sahili projelendiriyoruz. İlkadın Belediyesi şu anda çalışmayı yapıyor. Avdam bölgesi yukarı doğru şu anda plan çalışılıyor. Niye? Şehri yukarı doğru taşımamız lazım. O bizim projemiz var ya, Gülsan'la beraber Doğu Park'ın içinde olduğu, Nuri Hasan tesislerin dışında kaldığı, oraya dokunmuyoruz ama diğer alanları tamam. Bizim sosyal tesisler, o tenis kulübü, o amfiteyatroları kaldırıyoruz. Ve bu yolu genişleteceğiz çift şerit olarak. Rahatça çalışacak dediğin vurgu var. Bir de ayrıca yine Doğu Çevre Yolu gündemde gelecek olan raylı hızlı tren ayrıca yine Doğu Karadeniz'e doğru devam edecek şekilde biz imar planlarını yaptık. Başkan Mustafa Demir gerçekleştirdiği toplantıda Samsun'da altyapı sorunu, akıllı kavşak sistemi, raylı sistem gibi konulara açıklık getirdi. Samsun ve bütün stratejik alanlarda, tamamı, bütün yelpazede çok teknik, çok kapasiteli, vizyonel bir çalışma yapıyoruz. Serbest bölge dediğiniz o kadar önemli ki, seçim satında Mehmet Bey Ticaret Bakanı zaten onun katkılarıyla oldu. 3000 dönüm yeni bir serbest bölge kuruyoruz. Kurduk Samsun'a. Yeni OSB, geçen tahsis yaptık Sampa Ticaret'e. Taahhüt ettiği istihdam 16 bin kişi. Teknolojiyi kullan, elektrik üretimde, yenilenebilir enerji, karbon salınımı, otobüsler. Bunlar çok önemli. Sağlık, diğer stratejik şehrin dönüşümü. Evet, Cumhuriyet Meydanı, Bünyamin Derman şu anda uygulama projesini teslim etti. Samsun'a en az 2-3 kat daha Samsun yapacak olan proje. Su başını gördünüz değil mi? Ne kadar güzel oldu. Şık, butik. Belediyenin, büyük cami orada otopark var. Belediyenin yanına 200 otopark. Ana kentin oraya 200 otopark. Cumhuriyet Meydanı'na 500 otoluk otopark. Bütün otopark problemini kent merkezinde çözüyoruz. İnsanlar oraya fotoğraf çektirmeyin. Ya nerelerden ziyaretçi Saatana Meydanı'na gidin bakın sorun nereden geldiniz diye. Arkadaşlar o bizim özel idare binaları kalkıyor. Yukarıda büyük katlı binalar kalkıyor. Bütün alan otopark yıkılıyor. 3 kat yerin altına otopark yapıyoruz. Işıklandırması, vatan bilgisayarının yerini kaldırmaya başladık. Bina yapılmayacak. Yanına yapılacak o şeyin. Boş olan kısmı. İşte ne bileyim, yabancılar pazarına gidin görün, orayı tadilat yaptık, 30 milyon para harcadık. Onları kiracı yaptık, girdiler. Çok güzel esnaflar memnun. Kırsal altyapıyı tam, ya ilçelerin bütün altyapılarını takip ediyoruz. İşte Çarşamba, birçok ilçelerimiz, Bafra, ayırmıyoruz. Şehir merkezini bir tutuyoruz. Ve de önümüzdeki dönem tamamen bütün kırsala dair altyapıyı, kanalizasyonları tamamını bitiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla ve yapılacak olanlarla Türkiye'de altyapısı en mükemmel şehir olmaya doğru yaptığımız öyle yapıyoruz. Marina çok önemli bir yatırım. Uygulama projesi bitti. Onaylandı. İnşallah çok harika, çok güzel. Samsun'a büyük prestij katacak. Çok önemli bir yatırım. Raylı sistem kullanmaya devam edeceğiz. Ama raylı sistemi uzatmayı planladığımız yerlerde elektrikli otobüslerle uzatacağız o ulaşımı. Hastalıkla ilgili bir şikayetimiz yok. Vücutta bir olumsuzluk da yok. Adaylık sorusunu çok yargılaştığı için soruyorlar. Arkadaşlar, biz hiç adaylık bu tür şeyler benim şahsen aklıma gelmez. Milletvekilliği döneminde öyle olmuştur. Başkanlık döneminde. Parti, genel başkan onlar çalışma yapıyorlar. Tekrar aday gösterirlerse çalışmaya devam ederiz.